AK Parti Genel Merkezi'ne uzanacağız şimdi. Funda Görey ve NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen yayın için hazır, görmekte olduğunuz üzere. Hemen sözü Ahmet'e ve Funda'ya bırakıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde artık son hazırlıklar tamamlandı diyebiliriz. Genel Merkez'in hemen karşısında yeni inşa edilen Kongre Merkezi'nde bir kutlama programı gerçekleştirilecek. Yaklaşık bir saat sonra başlayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya ulaşmasıyla, ama partililer salonu doldurmaya başladılar. Bulunduğumuz yer AK Parti'de basın için ayrılan bu noktada da parti yöneticileri bizlerle birlikte oluyor. Özel yayınımızda Ahmet Ergen'le birlikteyiz. Evet. NTV Ankara temsilcisi. Bu özel yayınımızda Mustafa Eritaş, Genel Başkan Vekili, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum efendim, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi burada başladığımız yayınlarda öne çıkan mesajlarda şunu görüyoruz. Evet, 23 yıllık bir gelenek, 23 yıllık bir parti, ama aynı zamanda geleceğe dair vizyonlar da ortaya koyuyoruz ki zaten iktidarda olduğumuzda bizden de beklentiler var, mesajların öne çıktığını görüyoruz. Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti sloganı bugün bize ne anlatıyor 23. yılda? 14 Ağustos 2001 tarihinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sloganıyla başladık ve AK Parti'yi kurduk. AK Parti kurulduktan itibaren yaklaşık 14,5 ay sonra yapılan 3 Kasım 2002 seçimlerinde 363 milletvekiliğine, bugüne kadarki sağlanmış en yüksek milletvekilliği çoğunluğunu sağladık. 3 Kasım seçimlerine girerken her şey Türkiye için sloganıyla devam ettik ve acil eylem planı hayata geçirdik. Acil eylem planında 188 başlık gündeme getirdik ve bu başlıkların 1 aylık icraat, 3 aylık icraat, 1 yıllık icraat, 6 aylık icraat gibi süreler vererek, hükümet kendisine süreler tanıyarak o icraatlarını yerine getirmeye çalıştı. İşte burada umudun, icraatın adı AK Parti dediğimiz söylem buradan kaynaklanıyor. Yani daha önce çalışmış, Türkiye'nin meselelerini çok iyi hazmetmiş, çözüm yollarını bulmuş bir siyasi parti ve bir siyasi kadronun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki bir kadronun ortaya koyduğu performans, bugün 23. yılını kutluyoruz. Ve iktidarımızın da 22 yılından fazla bir süreyi de hayata geçirmiş oluyoruz. Nereden baksanız çeyrek yüzyıldır Türkiye Cumhuriyeti'ni idare eden bir siyasi parti. Belki aynı sürekli olarak 23 yıldır, 22 yıldır bir devlet idaresi başka ülkelerde var mıdır bilmiyorum seçimle gelindiği takdirde. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın halka inanmışlığı ve kadro çalışmasının sonucunda biz milletin umudu olmak, icraatlarımızla bunları destekleyerek bugüne gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de 2028 yılındaki yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yine AK Parti olarak devam edeceğimizi ümit ediyorum. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Bugün tabii elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar dikkatle dinlenecek ve öncesinde yapılan açıklamalarla son derece güçlü yeni mesajlar olacağını ölçebiliyoruz. Bir de AK Parti'ye katılımlar olacak. Şu ana kadar açıklamalara göre 15 belediye başkanı, 2 milletvekili. Şimdi ona yönelik bir şantajla bu katılımların gerçekleştiğine dair yorumlar yapılıyor, ama bir yandan yayınımızın ilk bölümünde konuştuğumuz AK Partililerle yaptığımız değerlendirmede de şu öne çıkıyor. Yani temel meselelerini çözmüş bir Türkiye var AK Parti'nin geride kalan 22 yılında gerçekleştirilen icraatlarla ve şantaj olsa bu 22 yılda 18 sandıktan nasıl zaferle çıkarız gibi bir vurgu vardı. Siz ne dersiniz bu katılımlara yönelik şantaj yorumlarına? Şimdi Ahmet Bey, 31 Mart seçimlerine girerken şu anda seçilmiş arkadaşlarımız zaten AK Parti saflarında olan arkadaşlarımızdı. Onlar da meydanlarda oylarını isterken ha AK Parti'ye oy vermişsiniz ha bize oy vermişsiniz. Hatta bir kısmı seçildiğim takdirde ben AK Parti'ye geçeceğim diye vaatte bulunmuşlar. O şantajla diye ifade edenler aslında bizim arkadaşlarımızın ortaya koyduğu bir enerjiden sinerji üreterek kendi parti adlarına yazmak için gayret gösteriyorlar. Yani bize şantaj diye ifade edenler biraz ahlaki olmayan bir tanımlamayla karşı karşıya olduklarını söylüyorum. Dün bir televizyonda hakikaten çok ahlaksızca yorumlar yapıldığını gördüm ki insanın
basın mensubu olarak birinin bu şekilde söylemesi, milyon dolarların, milyar dolarlara yakın transfer paralarının diye ifade edilmesi, yani gerçekten üzücü bir hadise. Türkiye'de böyle bir tanımlamanın yapılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir makam verirsiniz, bir şeyde teklifte bulunursunuz, geleceğe dair bir şeyler yaparsınız. Ama belediye başkanları zaten 31 Mart'ta seçilmiştir. Seçileli 5 aylık bir zaman olmuş. İcraatlarını devam edebilmek için, uyum sağlayabileceği bir partide olabilmek için birlikte hareket etmeye karar vermiş arkadaşlarımız. Bu gelen arkadaşlarımızın büyük bir kısmı 14 Ağustos 2001 tarihinden itibaren AK Parti ile yolları buluşmuş, kesişmiş. Daha öncesinde de bizim davamızla birlikte olmuş arkadaşlarımız. Yoksa dışarıdan birisini alıp da gel sana şunları yapacağız, yardım edeceğiz veya sen bunları yapmazsan önüne engel çıkaracağız diye bir tehdit veya bir vaat şeklinde değil, onların da istekleri ve arzusu çerçevesinde, ki genel anlamda baktığımız kadarıyla o arkadaşlarımız ben AK Parti'ye gelmek istiyorum diye müracaat eden ve bunda yetkili kuruldaki arkadaşlarımızın değerlendirme sonucunda bugün ortaya çıkacak 15 civarındaki belediye başkanı ve 2 milletvekilinin katılımıyla da gerçekleşmiş olacak. İsimleri alabilir miyiz yoksa kürsüde mi göreceğiz? Gerçi konuşulan isimler var artık. Onları şu anda isimler aklımda değil ama 2 tanesi belde, 13 tanesi ilçe olmak üzere 15 belediye başkanlığı. 2 tane de milletvekili arkadaşımız var. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımız herhalde kürsüye davet ettiğini hep birlikte duymuş oluruz. İyi Parti'den istifa eden milletvekilleri olduğunu biliyoruz. İşte o arkadaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın rozetlerini takmasıyla birlikte AK Parti ailesinin bir unsuru olmuş olacaklar. Peki bugün 15 belediye başkanı, 2 milletvekili ama öyle anlaşılıyor ki aslında devam eden görüşmeler de var bu anlamda. Yani bu katılımların önümüzdeki dönemde süreceği bir gelişmede göreceğiz gibi. Olabilir, olabilir. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı zaten. Bizim davamıza inanan, bizimle yol yürümeyi isteyen, bizimle uyum sağlayabilecek AK Parti politikalarını ve programını kabul etmiş herkese kapımızın açık olduğunu ifade etmiştik. Nitekim 14 Ağustos 2001 tarihinde kurarken AK Parti'yi her kesimden insanı kucaklayarak, toplayarak, tıpkı rahmetli Özal'ın dört eğilimin bir araya gelmesi ifadesi gibi, biz de 14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti kurarken böyle yapmıştık. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bizim programımızla, bizim inancımızla, bizim duruşumuzla, bizim geleceğe bakışımızla paralel düşünen arkadaşlarım, kim varsa siyasetteki aktörlere AK Parti'nin kapısının açık olduğunu ifade ediyoruz. Efendim bir başka tartışma konusu da siz grup başkan vekili de yapmış bir isimsiniz, o anlamda da soruyorum bir taraftan. Can Atalay'ın durumu, meclis olağanüstü toplantıya çağrıldı cuma günü. Hukuki olarak bir sonuç doğuracak bir faaliyet mi sizce, yoksa siyasi tartışmaların devamı anlamına mı gelecek? Ya bir partinin bu konuda bir görüşü, bir kararı var mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu aslında kamuoyuna sunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu iade etsin şeklindeki bir düşüncesi var. Sanıyorum hukukçu arkadaşlarla konuşmadan bu işi yapmışlar. Anayasa Mahkemesi'nin hükmünde 1 Ağustos tarihli verdiği hükmünde ifade ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusu benim konum dışındadır. Bu konuda herhangi bir parlamento kararı olmadığından dolayı Anayasanın 84. 2. maddesi icra edilmiştir. Yani sadece bildirme söz konusudur. Ki nitekim 84. maddenin 1. 3. ve 4. fıkrası ile ilgili milletvekili istifa ettiğinde oylamaya tabi. Hı hı. O şekilde dahi Anayasa Mahkemesi milletvekilinin iradesiyle istifa ettiğinde 7 gün içerisinde kendi veya başkası müracaat ettiği takdirde Anayasa Mahkemesi onun incele hakkına sahip. Niye? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı var. Üçüncü ve dördüncü fıkralarda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı var. Ama ikinci fıkrada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı yok. Bir yargı organının tutukluluk halinin kesinleşmesiyle ilgili yaptığı bildirim Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından okunmuştur. Herhangi bir oylama yok, bir karar yok. Sadece kürsüden okunması. Zaten genel görüşme açmakla ilgili talepleri var. Hı hı. Genel görüşmede ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı da grup başkan vekilliğini yapmış bir arkadaşımız, genel görüşmede bir karar alınamayacağını bilmesi gerekirken kamuoyunu farklı gündemlerle
oyalayarak farklı bir noktaya doğru gitmek istiyorlar. Cuma günkü yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısında bir sonuç beklemek hiç doğru bir düşünce olmaz ve hukuki de bir sonuç doğurmaz. Şimdi bu söyleminizden yola çıkarak aslında şu soru da sanki anlam kazanıyor gibi. Yani kamuoyunda Can Atalay dosyası değerlendirilirken geçmiş örneklere atıf yapılabiliyor zaman zaman. Enis Berberoğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi. Yani bu anlattığınız durumu itibariyle bu iki dosyadan farklılaşan bir durumda mı Can Atalay dosyası? Şöyle, Sayın Enes Berberoğlu ile ilgili durumda biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu bir çağrı yapmıştı. Herkesin dokunulmazlığını kaldırın diye. O zaman 200'e yakın milletvekilinin dokunulmazlığı kalkmıştı ve Sayın Enis Berberoğlu mahkemede yargılanmış ama yargılanma süreci devam ederken hüküm netleşmeden seçim olmuştu. O zaman Anayasa Mahkemesi'ne gidildiğinde denildi ki yeniden seçilen milletvekili tekrar dokunulmazlık zırhına bürünmüştür anayasanın 83. maddesine göre. Onun için onun yargılanması devam edebilmesi adına tekrar dokunulmazlığı kaldırmanız gerekir dedi. Can Atalay'da farklı bir durum var. Anayasanın 83. maddesinin 14. maddeyi yaptığı bir atıf var. 14. maddede, anayasa 83. maddede diyor ki 14. madde kapsamına giren suçlarla suçüstü halinde dokunulmazlık olmaz diyor. Yargı organı yargılamaya devam eder. Tutukluk hali konusunda takdir kendisinin diyor. Eğer yargı organı 14. maddeye giren bir suçla ilgili yargılamasına devam ettiyse ki hakkı var anayasanın 83. maddesine göre o şekilde devam etmiştir. Burada arkadaşlarımızın itiraz ettiği veya yorumcuların farklı şekilde değerlendirdikleri konu anayasanın 83. maddesine paralel bir yargı organı karar vermiştir. Evet. Tutukluk halinin yargılamanın devam etmesi gerekir. Dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla iki dosyanın, daha doğrusu üç dosyanın birbiriyle aynı farklı olmadığını böylece de ortaya koymuş olduk. Ama AK Parti milletvekilleri genel kurulda olacaklar. Onu grubumuz, grup başkan vekili tecrübenizle sormak istedim. Onu grup tabii ortaya koyacaktır. Şöyle, bunu ben açıkçası kendi fikrimi söyleyeyim. İş tüzüğü iyi bilen birisi olarak ifade edeyim. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısı şarta bağlı bir çağrı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tutumunu belirlemek üzere diye gerekçesinde yaptığı bir çağrı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yargının verdiği kararla ilgili Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki ortaya çıkan bir ihtilafla ilgili görüşlerle değil icraatlarıyla kanun yaparak bunu gerçekleştirir. İşte tam bu noktadan Anayasa Mahkemesi iki yüksek yargının birbiriyle ihtilaflı olduğu bir dönemde olması gereken muhakkak yeni bir anayasa değişikliğinin niye şart olduğunun en önemli göstergelerinden birisidir diye söylüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tutum belirlemek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırmak yerine bu ihtilafları tamamen çözecek bir askeri veya bir üniforma altında zorla yaptırılmış ve kabul ettirilmiş bir anayasa yerine 21. yüzyıla demokratik bir Türkiye'ye yakışır anayasayı yapma mecburiyetinde olduğunu sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer bileşenleri de birlikte düşünürler. Bizim teklifimiz üzerine otururuz, konuşuruz. Hangi maddeler gerekiyorsa, iki madde, üç madde olur ama sıfırdan yazılmış, parlamentonun onayladığı ve halkın onayına sunulmuş, referandumla halkın kabulünü görmüş bir anayasayı yapmak bizim bu demokratik gelişmemizde hakkımız diye düşünüyorum. Son mesaj olarak bunu alalım, biz de not edelim. Çok teşekkürler. Ben tekrar teşekkür hayırlı olsun. 23. kuruluş yıl dönümü Mustafa Eltaş.